Joy. Joy. Yin yoga yapacağız birazdan. Hazır mısın? Beraber aşkım. Onca bir olur, konca bir olur. Oh, yerim seni. Joy. Hadi kalk. Bu mu duruşun? Sen zaten hep uyuyorsun. Aloha. Bugün böyle bir yin yoga videosu gelsin istedim. Çünkü gerçekten hani belki bana aşırı derecede iyi geldiği kadar size de iyi gelebileceğini düşündüm. Yalnız bu videoya başlamadan önce, daha doğrusu pratiğimize başlamadan önce tabii ki de söylemek istediğim birkaç şey var. Öncelikle benim göbeğim belli olmuyordur umarım. Çünkü benim bir göbişim var arkadaşlar ve 5 kiloda fazlam var. O yüzden peşin peşin söylüyorum, lütfen yorumlara beni kırıcı bir şeyler yazmayın. Çünkü size hareketleri böyle biraz daha iyi görebilmeniz için, göstermek için hani tişört giymektense yoga kıyafetlerimle karşınıza çıkıp bu pozları göstermek ve bu pratiği sizlerle paylaşmak istedim. Aynı zamanda şey de söyleyeceğim, yaka mikrofonu taktım. Yani bu görüntü bazılarınızı umarım rahatsız etmez çünkü telefonu ses almak için yanımda taşıyacağım. Zaten birkaç hareket göstereceğim size. Bunun yanı sıra arkadaşlar göbeğimi, evet düzelteceğim, birkaç şey daha söylemek istiyorum. Şimdi zaten izlemeyenleriniz varsa ben 1,5-2 sene kadar önce bir yin yoga videosu çekmiştim. Şuralara bir yerlere koyarız. Yin yoga videosu çektim demişken de 100 saat kadar yin yoga dersi almıştım. Ve ondan sonra hani o eğitimden ne kazandım, bana ne fayda sağladı, neden yin yogayı seviyorum gibi gibi tam da hatırlamıyorum. Ama onun üzerine böyle anlatmıştım bayağı bilgilerimi, tecrübelerimi, deneyimlerimi. Dolayısıyla hani yin yoga nedir bilmiyorsanız ya da yin yogaya ilginiz ya da yin yoga yani hiç duymadıysanız ya da duyduysanız ilginiz varsa ama biraz daha derinleştirmek istiyorsanız diyeyim. İlk önce o videoyu izleyebilirsiniz. Bunu da söylememin sebebi bugün size özellikle birkaç yin yoga pozu göstereceğim. Ve ben 100 saatlik eğitimi tamamladım Berra Sertel'den. Ve çok da memnun kaldım açıkçası eğitiminden. Ama herhangi bir yerde, bir stüdyoda zaten hani bir yoga öğretmenliğim olmadı ya da 100 saatlik yin yoga eğitimi dışında eğitim almadım böyle 200 saat, 300 saatlik. Bunu belirtmek istiyorum. Ve de aynı zamanda herhangi bir rahatsızlığınız varsa vücudunuzda, yani ben bunu tabii ki de bir yani sizinle online olarak paylaştığım için müdahale edemem. Zaten ben de doktor değilim. Hani böyle bir rahatsızlığınız varsa kısacası bir doktora danışmanızda fayda var. Bedeninizi zorlamayın ve hani acı, biraz acı hissetmek, o esneme acısını zaten anlarsınız. Onu hissetmek güzel. Ama böyle gerçekten çok bir yere batma oluyorsa vücudunuzda, ben o pozu yaparken hani sizde o batmayı hissederseniz, atıyorum dizinizde mesela böyle bir batma oldu, bırakın, çıkın o pozdan ve zorlamayın kendinizi. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Şimdi hazırsanız öncelikle meditasyonla başlayalım derim. Arkadaşlar meditasyon için size söyleyeceğim, hani dilerseniz ayaklarınızı böyle sağ ya da sol ayağınız şöyle üste gelecek şekilde koyabilirsiniz. Böyle oturabilirsiniz. Ya da isterseniz, bu benim için biraz daha, aslında zor değil de daha az rahat diyeyim, şöyle oturabilirsiniz. Şunu da şöyle alayım bu arada. Ya da yine dilerseniz şöyle de oturabilirsiniz. Japon oturuşu galiba bunu deniyordu, öyle hatırlıyorum. Yani size kalmış, nasıl rahat hissediyorsanız ya da altınıza bir minder de alabilirsiniz, hiç önemli değil. Ama bana kalırsa pratiğe başlamadan önce biraz nefesimize odaklanmak ve zihnimizi sakinleştirmek çok iyi geliyor. Böyle sakin konuşmak da çok iyi geldi bana. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Gözlerinizi kapatmanız çok 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 daha iyi olacaktır. O yüzden dilerseniz gözlerinizi bir kapatın. Derin bir nefes alın burnunuzdan. Ve ağzınızdan verin. Nefesinizi verirken ses çıkmasından endişelenmeyin. Bırakın nefesinizi. Bir kez daha alalım. Ve verelim.
Şimdi kendi ritmimizde 1-2 dakika kadar nefesimize odaklanarak, nefesinize odaklanarak kalın lütfen. Zihninizden düşünceler gelsin, gitsin, aksın. Gözleriniz kapalı bir halde o içinizdeki huzuru hissetmeye odaklanın. Belki içinizdeki çocuk size bir şey fısıldıyor. Onu duyun. Kendinizi bırakın. Kendini bırakmak aslında düşüncelerinin akışına izin vermek demek. Ve duygularını gözlemle. Şu anda ne hissediyorsun? Neşeli misin? Hüzün mü hissediyorsun? Bir yerin ağrıyor mu? Vücudun nasıl? Her şeyi bırak. Nefes al ve nefes ver. Omuzlarını rahatlat. Boynun nasıl? Boynunu rahatlat. Hafifçe sağa sola, yukarı aşağı doğru oynat. Her şey yolunda. Her şey iyi. Bulunduğumuz bu süreçte, bu pandemi sürecinde de elbet her şey çok daha iyi olacak. Elbet bunun da bir sebebi var. Mutluluk, neşe olduğu kadar bu hayatta nasıl doğum varsa acı, hüzün yani ölüm de var. Bunu kabullen ve buna güven. Çok yavaşça hazır olduğunda gözlerini aç. Tekrardan hoş geldin. Bu arada aşırı hoşuma gitti bu. Aranızda zaten meditasyon yapanlarınız da varsa bazı şeyler kelimelerle ifade edilmiyor. Bunu hissedecektir ya da hissetmişsinizdir. Şimdi hafiften hareketlenelim. Arkadaşlar size göstermek istediğim ilk poz Pigeon pozu diye geçiyor. Aynı zamanda Dragonfly diye de adlandırılıyormuş. Şimdi bu poz için, ben poz içindeyken size birkaç bir şey okuyacağım ama kısacası aslında en iyi bu poza giriş yolu diyeyim. Şöyle, bu arada ayaklarınızı çözdükten sonra dört ayak üzerine gelin ve şöyle bir ayak üstlerinizi vurun. Belki şöyle bir sağa, sola, belki bir cat cow yapabilirsiniz nefes alıp. Nefes vererek. Bunu istediğiniz kadar da çoğaltabilirsiniz. Şimdi aşağı bakan köpeğe geçelim. Şöyle bir ayağınızı kaldırın. Kaldırabildiğiniz kadar tabii ki. Sonra sağ el bileğinizin içine doğru dizinizi koyun. Bu illa böyle 90 derece olması gerekmiyor. Arkadaki dizinizi de yere koyduktan sonra ister böyle kalın ama kalçanızın ne kadar dizinizle ayağınız aynı hizada olursa o kadar oturmanız zorlaşıyor kalçanızın üzerine. O yüzden benim nacizane tavsiyem bu ayağınızı, sağdaki ayağınızı kendinize doğru çekin. O daha da kolaylaştıracaktır. Ve arkadaki ayağınız da düz bir çizgi olsun. Şu anda sağ ayağımız içe doğru geldiği için sol ayağımız düz bir çizgi halinde. Geliyorsa ellerinizi ileriye doğru götürün.
Ve eğer burada rahatsanız, burada kalın. Yani daha fazla ilerleyemeyeceğinizi düşünüyorsanız burada kalın. İlerleyebiliyorsanız da bu şekilde eğilebilirsiniz. Şimdi bunu hem sağ hem sol olarak yapacağız ve ben size biraz bu pozla ilgili birkaç bir şey okumak istiyorum. Şimdi bu kalçayı ve kasıkları açıyor, bilginiz olsun. Bunun yanı sıra şimdi faydalarını size biraz faydalarından bahsetmek istiyorum. Bu derin bir kalça açıcı arkadaşlar. Leğen kemiği çevresindeki eklem ve dokulara etki ediyor. Ve karaciğer, böbrek, mide, dalak, pankreas, mesane ve safra kesesi meridyenlerini uyarıyor. Ve aynı zamanda kalçalarınızı gerçekten çok iyi bir şekilde açtığı için aslında duygusal anlamda da sizi şifalandırıyor. Çünkü birçok duygu içimize attığımız diyeyim ya da ifade edemediğimiz vücudumuzda kalçalarda toplanıyor. O yüzden ona da çok iyi geliyor. Bu pozda dilediğiniz kadar bu arada kalabilirsiniz. Hani ben size şu anda hem anlatmak istiyorum hem de göstermek istedim bu sırada. Hazırsanız diğer tarafa geçelim. Aşağı bakan köpeğe gelin. Sol ayağımızı kaldıralım. Ve bu sefer sağ el bileğinin olduğu yere doğru böyle getiriyoruz ve sağ dizimizi koyuyoruz. Sonra da esnekliğiniz el verdiği kadar ileriye ellerinizi uzatabilirsiniz. Dediğim gibi eğer böyle açarsanız şu şekilde 90 derecelik bir açı düşünün. Bu pozu zorlaştırır ve orada daha olmayabilirsiniz diyeyim. Yani daha başlarındaysanız olabildiğince içe doğru çekin. Buradan daha rahat gösterebiliyorum size. İçe doğru çekin ve bu şekilde katlanın. Ama eğer esnekliğiniz el veriyorsa daha böyle 90 derecelik açıya doğru diyeyim size. Koyup yine bu şekilde uzanabilirsiniz. 3-5 dakika kadar bu pozlarda kalabilirsiniz. Şu anda sol kalçanızda hissediyor olmanız gerekir. Dizinizde herhangi bir baskı ya da ağrı olmaması gerekiyor arkadaşlar. Ben çok uzun kalmıyorum. Hani video çok çok uzun olmasın diye. Ama siz dediğim gibi dilediğiniz kadar bu pozda kalabilirsiniz. Çıkarken de önce sağ ayağınızı takın. Şu şekilde ve yavaşça sol ayağınızı da yanına götürün, aşağı bakan köpeğe gelin. En başta çok zorlayan ama sonra gerçekten yaptıkça rahatlatan bir pozdan bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu ayaklarınızı aslında esneteceğiz biraz. Çorabım var gerçi ama şöyle ayaklarınızı takın ve ayaklarınızın üzerine oturun. Şu şekilde. Ayaklarınızın üzerine oturdukça zaten oraya baskı uyguluyorsunuz ve bu biraz rahatsız edebilir. Ben biraz kadraj dışı kaldım ama artık affola. Ve burada rahatsızsanız olabildiğince kalmaya çalışın ama çok çok rahatsız hissediyorsanız tabii ki de bu pozdan çıkabilirsiniz. Ben ilk bunu denediğimde açıkçası hani 30 saniye bile kalamamıştım. Çok bir tuhaf gelmişti, acımıştı parmaklarım. Ayak deyip duruyorum değil mi? Parmaklar, ayak parmakları. Bunun yanı sıra şöyle bir şey daha göstereceğim. Şimdi ellerimizi şu şekilde namaste pozuna getirelim. Ve iki ayağımızı böyle yapıştırıyoruz. Ve kendinizi böyle çok hafif arkaya doğru bırakın. Şu şekilde. Bakın yani şu an bana bakarken ben ne yapıyorum hani sen ne alaka falan diye olabilirsiniz. Ama ayak bileklerinizde inanılmaz bir esneme hissedeceksiniz. Yine zorlamayın. Sadece şöyle çok hafif bu şekilde bakın kaldırıyorum dizlerimden. Ayak bileklerimi esnetiyorum. Ve
Bu tarz hareketler aslında özellikle siz de benim gibi yoga yapıyorsanız, yoganızı yaparken pratiğinizde emin olun çok işinize yarıyor. Isınma gibi düşünün. Ayak bileklerimizi ısındırıyoruz. Bu bir twist olacak. Omurga twisti diyebiliriz. Omurga da bir twist ve twistler iç organlarımızı sıkıp bıraktığı için aslında detoks etkisi de yaratıyor. Yine aşağı bakan köpeğe gelin. Buradan şöyle koyuyorum sol dizimi ve sağ ayağımı sol bacağımın oradan geçiriyorum. Şu şekilde. Ve sağ elimi yukarı kaldırıp bu şekilde koyuyorum. Eğer bu sizin için nokta buysa, yani en rahat ettiğiniz yer buysa, burada bırakın. Gidecek yeriniz varsa, kendinizi rahat hissediyorsanız birazdan avuçlarınızı mata doğru değdirebilirsiniz. Şimdi sol elimi kaldırıyorum ve sol dizimden bir çevrilme buluyorum. Çevrilebildiğiniz kadar çevrilin. Sağ ayağınız mata basıyor, mata değiyor. Mattan ayırmayın. Ve bu noktada demin dediğim gibi eğer rahat hissediyorsanız sağ elinizi mata doğru koyun. Bakışlar bir yere odaklı. Omzunuzu sıkmayın. Böyle omzunuzun içine düştüyseniz açın. Rahat bırakın. Dilinizin rahat olması çok önemli arkadaşlar. Ben çok şaşırmıştım. Dil de bildiğiniz gibi bir kas. Ve dilimiz rahat olduğunda aslında vücudumuzdaki birçok yer rahat ediyormuş. Bana bunu yoga hocam söylemişti. Nefes alıp verin. Tabii ki ben konuştuğum için tam odaklanamadım nefesime. Ama nefes alın. Verin. Çok güzel bir detoks oluyor. Hazır olduğunuzda ellerinizi öne getirin ve yavaşça, çok yavaşça sağ ayağınızın üstünde yükselebilirsiniz ve buradan aşağı bakan köpeğe geçebilirsiniz. Şimdi diğer tarafta yapacağız. Bu sefer yok, bu şekilde aynı. Sağ ayağımız yere geliyor. Yani sağ dizimiz daha doğrusu. Sol ayağımızı mata doğru getiriyoruz şu şekilde. Ve buradan şöyle bir çevrilme bulabilirsiniz. Hatta sol elinizi yukarı kaldırabilirsiniz. Ve buradan çeviriyoruz. Aynı şekilde sağ elinizi de yukarı kaldırın. Ve buradan bir çevrilme yakalayın. Bakışlar yine tek bir yere odaklı. Siz pozdayken ben size bu pozla ilgili birkaç şey okumak istiyorum. Birkaç bilgi vermek istiyorum. Arkam dönük de sizinle konuşmak tuhaf oluyor ama ne yapalım? Maksimum yin yoga pozlarında 20 dakika kalınıyor arkadaşlar. Etkisini 20 dakikaya kadar hissediyorsunuz. 20 dakikadan daha uzun kaldığınızda ekstra bir etki sağlamıyor. O yüzden 3 dakika, 5 dakika ideali bilginiz olsun. Birkaç çeşit twist var. Bu videoların devamını isterseniz ilerleyen günlerde başka videolarda da değişik twistlere yer veririm. Çünkü twistler iç organları dediğim gibi sıkıştırıp bırakıyor ve detoks etkisi yaratıyor. Çalışmalarınızın sonunda, pratiğinizin sonunda da twistler çok iyi etki sağlıyor. Çünkü omurgayı, sinir sistemini dengeliyor. Omurgayı bu arada çeviriyorsanız, bu yani şu anda bizim yaptığımız gibi mesane meridyenine de etki sağlıyor. Bu da çok önemli. Ve aynı şekilde böbrek, karaciğer, mide, dalak, pankreas, safra kesesi, bütün bu organlar twist pozlarında uyarılıyor.
Şimdi her pozdan sonra açıkçası bir de onun dengeleyicisini yapmak çok kıymetli. Son olarak dengeleyici bir poz. Pozdan çıktıktan sonra şöyle bir ayaklarınızı, ellerinizi arkaya koyun. Şöyle bir vurun. İsterseniz yumruk yapıp elinizi bu şekilde küçük küçük yumruklar atabilirsiniz. Vurabilirsiniz bacaklarınızı. Özellikle şuralarınız biraz kısılmış olabilir. Son olarak dengelemek için kendinizi şöyle bir hafifçe arkaya doğru bırakın. Ki bacağınızı da kendinize doğru çekin. Şöyle sağa, sola doğru hafifçe hareket edebilirsiniz. Dilerseniz dizlerinizi kendinize doğru böyle çekip bacaklarınız açık bir şekilde yine sağa sola doğru hareket edebilirsiniz. Ya da happy baby pozu, yani ellerimi dizimin içine koyuyorum ve ayaklarımı dışarıdan yakalıyorum ve şu şekilde 90 derecelik bir açı buluyorum. Sağa sola doğru hafifçe kendimi bırakıyorum. Yalnız bu noktada olabildiğince kalçamı yere doğru basıyorum. Kalçam böyle yukarıda değil. Yere doğru bırakıyorum ve oradan hafifçe mutlu bebek pozu. Biraz daha böyle iterseniz kalçalarınızdaki açılmayı da derinleştirirsiniz, bilginiz olsun. Ve hazır olduğunuzda kalkabilirsiniz. Siz böyle benim gibi haldır huldur kalkmanıza gerek yok. Ben biraz hala tez canlı olduğum için. Bu arada arkadaşlar, Shavasana pozuna geçmek isterseniz, ben videoyu uzatmamak adına geçmiyorum. Bir göz bandınız da varsa, hatta çok güzel lavanta kokulu. Göz bandını gözünüze koyarak Shavasana pozunda, tabii ki illa göz bandıyla da olması gerekmiyor ama Shavasana, yani ölü pozunda 3-5 dakika durmak çok faydalı olacaktır. Sizin beraber pratik yapmamızı istediğiniz pozlar varsa bu pozları benimle paylaşmaktan çekinmeyin lütfen. Bunun yanı sıra yin yoga'ya dair sorunuz varsa elimden geldiğince, dediğim gibi hani böyle 200, 300, 500 saatlik bir deneyimim olmadı ama deneyimim olduğu kadarıyla size tabii ki cevap veririm. Bundan hatta çok mutluluk duyarım. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Hani ben bu sizinle pratik yapma özgüvenini, bu videoyu çekebilme özgüvenini kazanmam kolay olmadı. Gerçekten kolay olmadı. Hani kolay gibi duruyor olabilir ama bu konuda da size açık olacağım. Birincisi göbeğimden dolayı, evet. İkincisi de bir yılı aşkın süredir ben her gün yin yogayı pratiğime ekledim. Ve arkadaşlar, bu bende çok şey değiştirdi. Yani her gün yin yoga pratiğini, ben en az 20-25 dakika yoga pratiğimden önce yin yoga yapıyorum. Tabii ki de bunu herkesin zamanı olmayabilir. Ama bunu her gün her gün tekrarlamak ve hayatımda yin yoganın da bana sağladığı etkileri görmek açıkçası bana çok iyi geldi. O yüzden umarım size de şifa olsun. Çok çok iyi gelsin. Haftaya bambaşka bir videoda görüşelim demeden önce son olarak Instagram'dan takip etmek isterseniz şuralara bir yerleri koyuyorum. Birçok sefer tekrarladığım ve tekrarlayacağım gibi Instagram'dan takip etmeniz şu açıdan çok önemli. Oradan ben zaman zaman storylerde size de soru sorarak, sorular yönelterek interaktif YouTube videoları da çekmek istiyorum. Ama tabii ki de seçim size ait. Hiçbir şey yapmak zorunda değilsiniz. Sevdiğiniz kişileri takip edin, desteklemek istediğiniz kişileri takip edin. Bu gerçekten çok güzel bir duygu ve bence özgür olmak gibisi de yok yani. Ne alaka, ben yine nereden nereye, daldan dala atlıyorum çünkü benim de kafam biraz böyle. Özellikle böyle benim gibi zaten çok düşünüyorsanız, böyle kafanız çok fazla ve hızlı çalışıyorsa, böyle durmuyorsa gerçekten özellikle meditasyon ve yin yoga size çok iyi gelecektir.
diyerek artık son olarak bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz ve bu videoların da devamını da görmek isterseniz kanala abone olup bildirim zilini daha doğrusu açabilirsiniz. Ve dediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum. Sevgiyle, neşeyle, öz şefkatle ve sevgi, neşe, öz şefkat, merhamet ve sağlıkla, coşkuyla kalın arkadaşlar. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. İyi ki buradasınız, iyi ki varsınız. Kocaman mahalo diyorum. Şunu size söylemek istiyorum. Gerçekten bu günler geçecek. Bilin bunu. Yalnız değilsiniz. Yalnız olmadığınızı bilmek çok önemli. Sizin hissettiğiniz gibi hisseden, emin olun bu zamanları gerçekten çok zor atlatan birçok arkadaşımız var. O yüzden yalnız olmadığınızı bilin diyorum ve kumru gitti. Kumrular şuraya... Ha gel, bir dakika göstereceğim size.